Saat 08.30 günlerden çarşamba. Bir aydır beklediğim MR filmini çekmek için hastaneye gidiyorum şu anda. Bugün normalde benim kamp günümdü. Tabii yine gideceğim. Bu videoyu çekme sebebim de zaten o. Öncelikle hastaneye gidip şu işimi bitirmem gerekiyor. Uykusuz uykusuz yola çıktım. Gece sahuru yaptım. Ondan sonra da zaten 1-2 saat uyudum uyumadım. Ondan sonra yağmur yağmaya devam ediyor. Ben de işte yola çıktım gidiyorum. Bir trafiğin içerisine şimdi gireceğiz. Şu trafiği atlatabilirsek ne mutlu bana. Motosiklet için trafik yok mu? Var tabii ki de. Yani motosiklet her yerden gidiyor diye bir şey yok. Sonuçta biz de trafik kurallarına uymak zorundayız. Mecbur kaçıyoruz bazı durumlarda ama mecburen trafiğe girdiğimiz zamanlarda oluyor. Şimdi mesela şuradan aradan kaçacağız. Başka çare yok. Önümde ambulans var. Ambulansın arkasında olmak kadar tehlikeli bir şey yok. Trafikten kaçabilmek için ambulansı takip ettiği için bu milletimiz. O yüzden çok tehlikeli. Yağışlı bir hafta geçiriyoruz. Önümüzdeki hafta da yağış devam edecek. Genelde zaten videoları hep yağışlı açıyorum. Ya, motosikletin burada bir avantajı oluyor işte. Yoksa burada trafiğin içerisinde mecburen beklemek zorunda kalıyoruz. Olabildiğince dikkatli gitmeye çalışıyorum. Çünkü motosikletliler de sağından solundan bir anda gelip geçebiliyorlar. O yüzden onları da çok dikkatli bir şekilde kollamam gerekiyor. Maalesef motosikletli arkadaşlarımız da bu konuda çok duyarlı değiller. Şu bağlantı yolunda soldan mı gitsem, sağdan mı gitsem hep karıştırıyorum. Yani karıştırıyorum derken trafiğe kalıyoruz. Bazen o taraf açık oluyor, bazen bu taraf açık oluyor. Hani bir tutturamıyorum yani. Köpekler de kime havlıyorsa acaba burada. Şurayı açalım mı? Bak şimdi ben buradan girdim. Diğer taraf daha açık. Bir türlü tutturamıyorum yani. Bu saatlerde benim normalde kalkmam imkansız ya. Mecburen kalktım. Bir aydır bekleyince bugünü kaçırmamam gerekiyordu. Mecburen ben de sabah sabah kalkıp hastanenin yolunu tuttum. Bir aydır beklemenin sonucu koca bir hiç.
Doktor diyor ki ödem oluşmuş orada diyor. Siz de orayı kurcaladığınız için diyor. Orada diyor ödem oluşmuş. Ne yapılabilir dedim. Yani bunun bir tedavisi yok mu? İlaç falan. Doktorunuza sormanız lazım. Doktorunuza danışın. O size gerekeni söyleyecektir. Saat 9:10 geçiyor. Gidelim eşyaları toparlayalım, yola çıkalım. Kamp alanına gittikten sonra belki biraz uyurum. Benim otelde problem vardı ya. Arkadaşım biri videonun altına yorum yapmıştı. Bende de aynı sorun var. Alarmı söktüm, ondan sonra düzeldi diye. Ben de motosikletteki alarmı iptal ettim. Artı kablosunu söktüm. Şu andaki daha iyi yani. En azından motosiklet sabahları çalışıyor. Demek ki alarmdan kaynaklanıyormuş. Boşu boşuna o kadar bana işkence çektirdi ya. Motor çalışmıyor. Ya sabır ya selamet ya. Abi sen şimdi durduk yerde niye çalışmıyorsun? Dur bismillah, yola çıktık daha yeni yani. Niye böyle bir şey yaptı anlayamadım yani. Tekrar yola çıktık. Kamp alanına gidiyorum ama nereye gideceğim? Aklımda herhangi bir yer yok. Sürekli gittiğim yerlerden birine gideceğim muhtemelen. Artık yol ayrımında karar vereceğiz. Sağdan mı gitsek, soldan mı gitsek, bir yerden gireceğiz yani. Benim uykum var ya. Bugün benzin almayacağım. Çünkü geçenlerde 150 liralık benzin aldım. 2021'de Siirt'teyim. Tillo Kalesi'nde kalacağım. Akşam üzere gittim. Bir ziyaret ettim oraları. Dedim ben burada bu gece kalırım. Girişte önce gişedeki arkadaşla konuştum, dedim böyle böyle ben burada akşam kalsam bir sıkıntı olur mu? Dedi ki jandarmadan izin alman lazım. Biraz işi yokuşa sürdü tabi. İyi dedim, jandarmaya gidelim, jandarmadan izin alalım. Akşam bir de çadırı kurup kaldırması var bir de işin sıkıntı tarafı. O saatten sonra da çadır kuracak yer bulmam da zaten. Gittim jandarmaya. Selamünaleyküm, aleykümselam. Dedim komutanım, ben
bu gece Tilla Kalesi'nde kalmak istiyorum. Sizden izin almamı söylediler oradaki görevliler. Benim Türkiye turundayım, ben dolaşıyorum, geziyorum. Dedi ben akşam nöbetçiyim ama ne olur ne olmaz dedi, sen kimliğini de ver bir. Fotoğrafını çekti. Ondan sonra dedi ki istediğin yer senin dedi, istediğin yerde kalabilirsin, problem yok. İyi gezmeler dedi, ben de oradan ayrıldım. Tilo Kalesi'ne çıktım. O gece güzel bir kamp yaptım. Akşam o kadar kalabalıktı ki orası. Dedim bu gece böyle kalabalık olursa yandık. Geç vakit saat 12'den sonra kimse kalmadı. Benden başka kimse yoktu. Sakin bir kamp yaptım. Saat 7'ye geliyordu saat galiba. Çok erken saatte kalktım, uyuyamadım. Ben bir de o aralar koronaya yakalanmıştım. Ama haberim yoktu. Ben zannediyorum soğuk almışım diye düşündüm. Bir ara şu yolda ilerlerken arkadan birisi tat 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 kornaya basıyor. Ben de sinirlendim, yol vermedim. Zaten tek şerit, yani vermek zorunda da değildim yani. Böyle tek şerit bir yol. Ben normalde müsait olduğum müddetçe yol veriyorum. Yani arkadaki insanı bekletmiyorum. Arkada aracın olması benim için çok büyük bir dezavantaj oluyor. Adam seni düşünmüyor ki. Seni tehlikeye atıyor. Ben de onların geçmesine izin veriyorum normalde. Tam böyle müsait olmayan bir yerde tat tat kornaya basınca ben de sinirlendim. Biraz daha yukarıdaydı. Tam bu acarların girişinde. Benden burada yol istiyor. Selektör yakıyor ara ara. Ben de sinirlendim, vermedim. Tam buradaydı. Sonra şöyle sağa çektim, o da çekti. Ondan sonra işte biz de motorcuyuz, bize niye yol vermiyorsun, bana niye yol vermiyorsun falan filan. Dedim kardeşim, sen dat dat kornaya basıyorsun, selektör yakıyorsun. Ya ben sağdan gitmek mecburiyetinde değilim, tek şerit yol. Benim hayatımı niye tehlikeye atıyorsun ki, ben zaten sana yol vereceğim. Beni acil ettirme yani, beni strese sokma burada. Bir motor kullanan insan motorcunun halinden anlamıyorsa o motorcu değildir yani. Burada da ne güzel bir karavan var. Aynısından bir tane de solda var. O kadar istedim de bir karavan sahibi olamadım yani. Bu pandemiden önce çok istiyordum, alacaktım. İşler o kadar aksi gitti ki alamadım yani. Bu karavanlar bu kadar revaçta değildi o zamanlar. Bu kadar ilgi alaka yoktu. Bu pandemiden sonra herkes karavan sahibi olmaya başladı. Ben alamadım o ara tabii. Pandemi çıktı. Ben rahatsızlandım biraz. Çalışamadım. Bazı şeyler oldu. Alamadık yani. Bir sene sonra daha çok fiyatlar arttı. Kat kat arttı. Bu sefer yine alamadık. Yine alamadık. Ben sürekli yolda olmak istiyordum. Karavan olursa sürekli yolda olabilecektim. Sürekli motosikletle yolda olmak biraz zor. Kışın çok zor. Ama karavanla olabiliyoruz. Abi yolun ortasında niye bekliyorsun? Hadi sene. Abi mi, abla mı, teyze mi?
Abiymiş. Abicim abicim, niye bekliyorsun abicim? Evet. Zurnanın zırt dediği yere geldik. Sağ mı sol mu? Sol mu sağ mı? Karar verme zamanı. Mahmut Şevketpaşa da yol ormanın içerisine de çıksam ister istemez ormandan gideceğiz. Buraya gidersek Riva'ya gideceğiz. Riva'dan en sonuna kadar gitmem gerekiyor. Yani düşünüyorum şu anda. Düşüneyim ben karar vereyim. Tekrar videoya gireceğiz. Neyse. Hayırlı işler. En iyisi Mahmut Şevket Paşa'dan gideyim. Ben orada durdum, kendi kendime konuşuyorum da dayı da bu manyak diyor, kendi kendine ne konuşuyor diye bana öyle bakıyor. Evet, Mahmut Şevket Paşa kazandı arkadaşlar. Yağmur başladı şu an. Hafiften atıştırıyor. Bunu da kapatalım. Şimdi Mahmut Şevket Paşa'dan sonra yukarıya kadar 3-4 kilometre yol daha gidiyoruz. Orada da yol bozuk ama olsun. Şu göl kenarında kalabilseydim iyiydi yani. Hem güzel bir manzarada kamp atardım, hem de çok da fazla gitmezdim yani. Orada bir yokuş var. Gölün girişinde o yokuşu çıkmak biraz sıkıntılı yani. Çıkarsın inemezsin. İnersin çıkamazsın. Oyuklar oluşmuş. Teker oraya düşürtürsek lastik kayıp düşebilirim yani. Olmaz. Saat bu arada kaçtır tahmin ediyorum. Ben evden 10.30-11'de çıkmış olsam 11 olmamıştır ya şu anda. 10.30 falandır tahmin ediyorum. Şu an 10.30 falandır saat. Bir Ulan bakalım. deminden beri çocukları atıp tutuyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. 12 saat. Yok artık. Saat 12 olmuş. Ne kadar çabuk zaman geçmiş yani. Evden bir türlü çıkamıyorum ki. Eksiğim bitmiyor bir türlü. Aa, yağmur bayağı yağmaya başladı ya. Mahmut Şevket Paşa merkezine geldik. Burada benden çok kamp yapan yoktur herhalde. Yani herhalde demeye bile gerek yok. En fazla kamp yapan kişi benim burada. Açık ara farkla. Abi şurada da sürekli sıra olmazsa olmuyor ya. Yağmurda da sıra var ya. Neden bu çeşmede sıra vardı, diğerleri boş? Aynı yerden gelmiyor mu? Araçları var ama şey yok. Sıra yok.
Selamünaleyküm. Akıyor değil mi burası? Şunu da doldurayım. Dayı benim ufak bir tane daha var. Onu da dolduracağım da. Yağmur da bu arada bayağı yağmaya başladı. Abla şunları bir bitireyim mi? Sana zahmet. Evet. Suyumuzu aldığımıza göre yola devam. Şimdi gölün oraya gitsek mi acaba ya? Bir an önce kamp alanına ulaşmam gerekiyor. Yağmur iyice etkisini gösterdi. Daha fazla ıslanmadan kamp alanına gitmem gerekiyor. Şuradan bir manzara göstereyim, öyle gideyim ya. Boş ver. Yağsın, boş ver. Thank you.
Saat 5'e 10 geçiyor. Ben çadıra girdiğimde yağmur güzel bir şekilde yağıyordu. Çok güzel bir gün. Sessiz, sakin. Kuşlar bir yandan ötüyor. Yağmur bir yandan yağıyor. Bir iki saat uyumuşum. İftara daha çok var. Son bir saat kala ateşi yakacağım. Geçenki kampımda ezana tam yarım saat kala ateş yakmaya başladım. Dedim her şey hazır. Çabuk yakarım dedim ama yanmadı. Bayağı uğraştım. Bugün de aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Yanımda kartuş da yok. Onu da yakamayacağımız için mecburen ateşe güvenmek zorundayız. Onu da geç saate bırakmak istemiyorum. Yanımda kuru odun getirdim. Onları yakacağım. Bir tane roket soba var da ya, onu kullanacağım bugün. Herhalde bir sıkıntı çıkarmaz. Onu kullanırız. Ormanın içerisine gidip odun toplasam, şimdi onlar da çok ıslak. Onu kurutmaya güçlü bir ateş lazım. Bugün yanıma 3 tane çakmak aldım. Tutuşturucu aldım. Kağıt aldım. Çıra aldım. Hepsini aldım yani yakmak için. Çünkü hepsini seferber ettim bütün imkanlarımın. Geçenki kampımda ateş yakmak o kadar zor olunca ben de işi şansa bırakmak istemedim. Sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş. Sobamız burada arkadaşlar. Ben içerisine de odun doldurdum. İnce ince kıyılmış odunlar var. Dün tabi odunları kırarken elimi de kıydım tabi. Bak parmağımı da yaraladım. Çok ustayım bu işlerde. Tekrardan yağmur başladı. Biraz daha vakit geçirelim de ateş yakarız. Ormanın içerisine girdim. Biraz odun toplamak istiyorum ama her yer çamur ve ıslak. Çok zor yani. Biraz dedim vakit geçsin. Burada da ne bulacağız bilmiyorum. Çok zor. Toplarsak da yakabilir miyiz? Ondan da emin değilim. Elimdeki odunlar yetmez diye korkuyorum da. O yüzden dedim biraz daha odun toplayayım ama her yer çamur ve ıslak. Çok zor yani. En azından birkaç tane götürseydim iyiydi. Şu parçalardan en azından toplayıp götüreyim. Belki gece lazım olur. Biraz odun topladım. En azından odun yetmezse bunu sobada yakabilirim. İftara son 45 dakikamız kaldı. Ateş yakmaya başlayayım. Hazırlığımızı yapalım. Ancak hazırlanırız.
Bugün hazır yemekten gidiyoruz. Hava yağışlı olduğu için yemek işleriyle uğraşamadım. O yüzden barbunya pilaki ve hazır çorba aldım. Bir tane de tatlım var. Çorba içinde su kaynıyor. Çayımı da demledim. İftara da 10 dakika kaldı. Çorbanın suyu da kaynadı. Bu soba gerçekten çok kullanışlı. Ayaklarını falan getirmedim. Böyle taşla sabitledim. Yer kaplıyor diye. Bunun küçük bir aparatı daha var. Ağzı. Onu da getirmedim. Böyle boru şeklinde kullanıyorum. Bayağı işimi görüyor. Baksana. Ezan okumamıştı. Çorbanın tadına baktım yanlışlıkla. Tam kaşığı ağzıma aldım. Ezan okundu. Çorba biraz sulu oldu galiba. Dedim bir tadına bakayım. Şöyle bir aldım. Allahu Ekber dedi. Hoca. Neyse hem unutmuştum hem de tam saatinde açmış oldum yani. Zararı yok. Neyse Allah kabul etsin. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eder inşallah. Gel. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Ben yemek işlemini bitirdim. Çayı çorbayı hallettik. Geç vakit bir çay daha demlerim diye düşünüyorum. Odunum var yeter. Ben biraz korktum belki yetmeyebilir diye. Biraz da gördüğünüz odun topladım. Ama bana yetecektir yani. Geçenki kamptan korktum yani. Çünkü iki tane kartuş getirmiştim yanıma. İkisi de çok az kalmıştı. Onlar yeter diye düşündüm. Yetmedi maalesef. Etrafta da odun vardı. Ateş yaktık. Geç vakitte onu söndürdüm. Söndürmeseydim öyle bir problem yaşamayacaktım. Kartuşa güvendik. Onlar da bittiler yani. O gün ben o kadar çok şey yaşadım ki videolarda anlatmadım. Çok uzun hikaye yani. Ben o gün çekim yaparken motosiklette yolda devam ederken telefonum düştü, sürüklendi gitti metrelerce. Ondan sonra şöyle bir 30 saniye telefona bakamadım yani. Acaba kırıldı mı kırılmadı mı diye. Ben muhtemelen dedim ya kesin kırılmıştır. Muhtemelen değil. Kesin kırılmıştır dedim. Bir 30 saniye falan bakamadım yani. O gün telefonla ilgili öyle bir problem yaşadım. Tabi o en büyük suç bende. Ben normalde telefonu oraya bağlasaydım bir şey olmayacaktı. Çok güçlü bir mıknatıs var arkasında telefonun. Normalde sağlam tutuyor ama böyle sert bir çukura geldiğin zaman tabii düşme ihtimali var. Bu ihtimale karşılık normalde benim bağlamam gerekiyor onu ya da bir kılıfın içerisine koymam gerekiyor. Bugün öyle yaptım. Eski yaşadıklarımdan işte ders çıkartıyorum. İşte bir nusubet bir nasihattan hayırlıymış ya. Öyle oluyor işte. O gün telefonumu düşürdüm. Allah'tan kırılmadı. Çok şükür bir şey olmadı. O telefon arkası üstü böyle sürüklene sürüklene gitmiş. O yüzden bir şey olmamış. Ondan sonra ateşi çok zor yaktım. Orada kartuşu koydum oraya yansın diye. Üzerinde bir tane kenarlarına naylon koymuştum. Rüzgardan etkilenmesin, çabuk yansın diye. Onun bir tarafından naylonum tutuşmuş. Bu çadırın altına serdiğim şey. Eski branda, çadırın eski branda, eski altlığı diyeyim.
Onu koymuştum. O da bir tarafından tutuşmuş mu? Dedim zaten yanmıyor, bırak at gitsin dedim içine. Attım. Onun sayesinde ateşi yakmış oldum. Onun üzerine kapanınca ben kartuşu içinde unuttum. Bir yerden bir ses geliyor fıs diye. Bir baktım kartuş içerisinde yanıyor. Üzerinde bir tane kumaş vardı. Etrafına sarmıştım sağ sola, motosikletin içerisinde çarpıp da ses yapmasın diye kumaş vardı. Kumaş yanmaya başlamış. Bayağı yanmış yani tüp. Onu alelacele çıkardım oradan. Patlamasın diye. Patlayabilirdi de yani. Onu çıkardım. Sonra ateşin başında oturuyorken terliğimi yakmışım, elimi yaktım. Yani daha neler neler yani. O gün bana neler oldu bilmiyorum yani. O günkü yaşadıklarımdan tecrübe edinerekten bugün ona karşılık daha dikkatliyim. O roket sobanın çok faydası oluyor. O gün getirseydim yanımda böyle bir şey olmayacaktı tabii. Kartuşlara güvendiğimiz için oldu o da. Saat 10.30. Ben bir çay suyu koyacağım şimdi. Hava çok da soğuk değil dedik ama üşümeye başladım ben. Şu suyu dökelim de yenisini koyalım. İkinci çakmak da yanmıyor. Bak, son bir çakmam kaldı. Bu niye yanmıyor şimdi? Hadi be, sönme. Yaktım. Söndü yanlışlıkla. Saat 2 oldu. Ben çadırda takılıyorum böyle. Biraz film seyrettim. Bir saat daha geçsin. Ondan sonra yemek hazırlığına başlayacağım. Daha ateş yakmam lazım. Yemeği hazırlayana kadar zaten öyle böyle. Yarım saat de öyle geçer. 4'e doğru sahuru yapmış olurum. Bayağı bir soğuk var. Çok aşırı bir soğuk yok ama yine de soğuk yani. Üstümdekiler bana bu gece yetecek mi bilmiyorum. Bir tane büyük şişme yatağım vardı. Biliyorsunuz ben buraya getirmiştim. Onu getirdim de o hava kaçırıyordu. Ona bakmam lazım neresinden kaçırıyor. O çok iyi aslında. Çok rahat oluyor. Çadırın altı da ıslanmış. Burası ıslaktı serdiğimde. Yağmur da yağıyordu. Şimdi burada bir tane şişme mat var ama bu ince. Altı bunun sırılsıklam. Bana pek zararı yok da. Alta bir şey daha sermiş olsaydım iyi olurdu. Yani çok fazla eşyayı da taşıyamıyorum motosiklete. Onu getir, bunu getir. Getirmesi bir dert, götürmesi iki dert yani. O yüzden bunlarla idare ediyoruz şimdi. Ama zemin çok soğuk yani, buz gibi. Böyle havalarda sobalı çadır şart. Arabam olsa büyük bir çadır alırım aslında böyle. Sobalı bir şekilde rahat bir kamp yaparız. Ben zaten uyuyamıyorum ya, rahat etmiyorum.
Bugün de uykusuzum zaten. Bakalım ne olacak. Bu da Ramazan çadırı gibi oldu ya. Hacivat da karagöz oynatıyor sanki burada. Vay 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 vay. Kara gözüm. Ne diyorsun Hacivat? Oğlum bunun... Bazı yerleri bunun şey olmuş ya. İs gelmiş buralara. Çadırın üstüne. Dışarıda yakamadım ben odunu. Çırayı çadırın içerisinde yaktım. Bir gün çadırla beraber kendimi de yakacağım burada zaten. Ufacık bir rüzgarda çırayı yakmaya çalışıyorum. Sönüyor. Çıra da zaten iyi bir çıra değil demek ki. Yanmadı düzgünce. Öyle ya. Biraz daha takılalım da yatalım yani. Saat 3. Çay suyunu koyacağım şimdi. Selam arkadaşlar. Çok güzel bir gün. Güneşli bir gün. Bugün gitmek istemezdim ama gitmem gerekiyor maalesef. Saat 2'yi geçti. Geç saate kadar yattım. Önce bir saat 9 gibi uyandım. 5'ten 9'a kadar hiç uyanmamışım. Yani çok fazla böyle uzun süreli uyuyamıyorum ben. Sonra biraz daha yattım. Bir saat daha uyudum. Sonra bir saat daha uyudum. Bir saat daha uyandım derken öyle. Köpekler nereye gidiyor ya? Bir şeylerin peşine sürekli gidip gidiyorlar bunlar. Burada acayip çamur. Nasıl geçeceğiz bakayım. Tamam. Saat. Yani oğlum git lan. Sen benim tavukları yedin ondan sonra beni kovalıyorsun. Bu köpek var ya, daha önce görmüşsünüz videoda. İlk ben burada bu köpeği gördüğümde geldi. Ben orada tavuk yapıyordum. Söylemesi ayıp olmazsa. Izgara yapacaktım. Çözülmesini bekliyordum tavukların. Ondan sonra bu çözülmeden Indira Gandhi yapmış. Kerata. Kaşla göz arasında
Nasıl aldın götürdün bilmiyorum yani. Sonra bir kere daha gördüm. Geldi. Şimdi beni üçüncü kez beni kovalıyor. Sahipli bir köpek. Orada sahibi var, gezdiriyor. Çok güzel bir kamp oldu ya. Harikaydı. Dün çok güzel bir yağmur eşliğinde kamp yaptım. Bugün de güzel güneşli bir günde toparlandım, eve dönüyorum. Güneşli olmasının çok güzel bir avantajı oldu. Çadırımı güzelce ne kuruttum. Eşyalarım hep ıslaktı. Kaskım falan hep ıslanmıştı. Onları kuruttum. Harika oldu ya. Ramazan'da bir kere daha kamp yapar mıyım bilemiyorum artık. Kısmet. Ramazan şurada çıkmasına çok fazla kalmadı. Belki bir kez daha gelebilirim. Ayaklarım falan hep çamur olmuş, ayakkabılarım. Onları yıkamam lazım. Çadırın altına da yıkayacağım gittiğim zaman altı bembeyaz olmuş. Buradaki toprak böyle bembeyaz. Hani çadırın altı olmasa çadır mahvolacak yani. Kesinlikle altına bir şey sermek gerekiyor o yüzden. Hiç kimsenin gelmemesi, sessiz olması benim için ayrı bir keyif. Motosiklet belki dedim sabah çalışmaz ama iyi çalıştı yani, sıkıntı çıkarmadı. Akü sorunu vardı ya. Alarmını dediğim gibi söktüm işte. Sökünce düzeldi. Alarmsız olmuyor. Türkiye turu yapıyorsun. Şimdi alarmı kullansan kullandığın zaman akü bitiyor. Kullanmasan da olmuyor. Mecburen şimdi ben oraya bir tane düğme koyacağım. Şurada kasalar vardı. Onları saklasam mı acaba? Ben dur şunları bir saklayayım. Bak, yolun kenarına kasaları atmışlar. Burada bana odun lazım oluyor. Onları ben bir alayım, saklayayım bir yere. Bak, yolun kenarına atmışlar buraya. Bayağı da var. Onları bir alayım da saklayayım. Ne yapalım arkadaşım? Yolu da kapattım. İnşallah araba gelmez. Bunlar çok iyi ya. Bunlar güzel yanar. Hem doğadan kurtaralım. Niye buraya atmışlar anlayamadım yani. Bunları alsak nereye koysak? Bu aşağıya kimse inmez ya. Aşağı inelim. Şu aşağıya götürelim. Kimsenin görmediği bir yere koyacağım. Ben giderken bir şekilde taşırım bunları. Nereye saklasak acaba? Şuraya saklayalım mı? Şurada plastik bir şeyler daha var. Onları da çöpe atalım bari giderken. Neymiş bunlar? Bu damacanaların üstüne takılan kapaklar var ya. Onlardan. Yani bunları buraya niye atıyorsunuz arkadaş ya? Ben motosiklette olmama rağmen çöplerimi yanıma alıyorum. Doğamızı kirletmeyelim arkadaşlar. Bu atan arkadaşlar. Lütfen doğaya çöp atmayalım. Ufak da olsa çöpümüzü toplayıp götürelim. Zaten doğada diye bir şey bırakmadılar. Ağaç maaş kalmadı yani.
Doğa son demlerini yaşıyor zaten. Bari daha da mahvetmeyelim yani. O kadar sıcak var ki şu an. Burada çöp kutusu vardı değil mi? Şurada. Onları bir atalım da kurtulalım çöpten. Burada çöp tenekesi var yani, bunları buraya atmak çok zor sanki yani. Al, ben çöplerimi getirdim, buraya atıyorum. Hani bunda ne var ki buraya atmakta? Çok mu zor yani? Ah, hepsi bu. Şimdi akü problemiyle ilgili bahsediyordum. Akü problemini çözdük gibi. Dün motosiklet çalışmadı ya, şeyden olabilir. Bujiden olabilir. Uzun zamandır değiştirmiyorum ben. Geçenki Türkiye turunda 6000 kilometre yaklaşık yol yaptım. Ondan öncesinde de bayağı bir yol gittim. Yani bujinin değişme vakti geldi diye düşünüyorum. O yüzden bujiden yapabilir. Ona bir baktırmak lazım. Sabahları bazen sıkıntı yaratabiliyor. Bazen yani, çok da nadir. Ya bu köpek çok sıkıntılı ya. Bu muydu? Bu değilmiş. Dün buradan geçerken bayağı bana hırladı yani. Onda bir psikolojik problemler var yani. Şimdi akünün artı kısmını bir tane düğme bağlayacağım. Şeyin, alarm için yani. Alarma bir tane düğme takacağım. Onu bazı zamanlar kapatırım, bazı zamanlar açık tutarım. Hani mesela Türkiye turuna çıktım ya, gittim bir yerden alışveriş yapacağım. O zaman aktif hale getiririm. Evdeyken normal zamanlarda da pasif hale getiririm. Öyle kullanırım. Çünkü alarm bana şart. Alarmsız olmaz. Çünkü alarma güveniyorum çünkü. Kamp yaparken birisi ellediğinde, dokunduğunda çalıyor. En azından alarmına uyanıyorum. Diğer türlü çünkü kilitlemem lazım. Kilit yanımda, zincirim falan bir şeyim yok. Ya disk kilidi almam lazım. Ha, ben onlarla uğraşmak istemiyorum. Bir tane alarm benim işimi görüyor yani. Zaten motosikletim yanımda olduğu için. Ama uzak bölgelere bıraktığım zaman kesinlikle disk kilidi lazım yani. Bir tane olmadı alırım bu yıl. Bakalım ne olacak. Bir tane olmadı disk kilidi alırız. Çok yavaş gidiyorum çünkü telefonu bağlamadım. Şimdi çıkartacağım zaten, son konuşmalarımı yapayım. Videoyu da kapatalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok keyif aldım bu videodan, bu kamptan. Umarım bir kere daha Ramazan ayında kamp yaparız. İnşallah bayramdan sonra etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Sizlerle bir araya geleceğiz, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Kamp etkinliğinde de güzel bir gün olacak. Beraber güzel sohbetler edeceğiz. Birbirimizden bir şeyler öğreneceğiz. Anılarımızı dinleyeceğiz. Bayram çıktıktan sonra size net bir tarih vereceğim. Ben de gidip bir konuşmam gerekiyor, izin almam gerekiyor. Ondan sonra ona göre net bir tarih belirleriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz videoları
Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.